Merhaba arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça ilginç olan ve adı Zoe Bus olan bir otobüsü tanıtacağım. Bu otobüsün sahibi, emektarı diyeyim, Esra var yanında. Esra, hoş geldin videoya. Merhaba, hoş bulduk. Bu arada arkadaşlar, İzmir'de hava şu anda 49 derece falan herhalde. 82 diye bir iddia geldi oradan. Hani bayağı sıcak altında çekim yapıyoruz şu anda. Esra'yı da fazla yormadan direkt olarak detaylara girelim. Bakalım dışarıdan otobüs, içeriden ev olan bunun içinde neler varmış. Bu bir yaşam tarzı mı ya? Yoksa hani böyle bir etkinlikler için vesaire daha profesyonel işler için mi böyle bir şey tasarladınız? Yok, çok bir şey düşünerek almadım aslında. Kendime ev olsun diye yapmaya başladım. Tahminimin üstünde çok daha güzel bir yere vardı. Çok güzel olmuş yani. Ama ev, yani asıl amacı ev. Öncelikle girişte bir oturma alanı var. Aynı zamanda şöyle kapanan bir kapağıyla birlikte misafir yatağı olabiliyor. Atları saklama alanı. Daha sonra bir yemek alanı var. Mutfak alanı var. Mutfakta her şey var. Arıtma kısmını merak ettim, suyu. A.O. Smith diye bir marka var. Onu kullanıyorum. PPM'ini ayarlayabiliyorsun ve milyonda bir partikül miktarı. Biz şimdi diyelim gittik bir tane su kenarına, susuz kaldık. O tesisata şeyden, nehirden su çekerek o suyu içebiliyoruz. Her şeyi içebilirsin. Aynen. Atık konusu çok önemli. Normalde 1'e 5, 1'e 7 su atığı oluyor. 1 litre su için 5 litre, 7 litre su atıyorsun. Bunda 1'e 1. Atık deyince tuvalet var mı içeride? Tuvalet var. Tuvalet atığı halka mı karışıyor? Yok, karışmıyor. Onun için bir depo alanı bıraktım. Elektrik sistemi ve giderlerin hepsini ayarladık tesisatı. Nelerde kullanılan macerotörle o parçalayıcı, bıçaklı, sifonlu sistemi çektim. Ama beğenmezsem belki onu kullanırım. Şimdilik kompost tuvalet var. Yani çiş ayrı, büyük olan ayrı olarak atılıyor. Büyük olan bir poşette üstüne talaş ya da torf atılarak kullanılıyor. Talaş ya da torf kesinlikle koku oluşturmuyor. Kendisi otomatik mi atıyor? Kedi gibi düşün. Kim? Otomatik değil. Bu tuvalet muhabbetimiz biraz çok uzadı arkadaşlar. Aynen. Ama bu tarz bir araçla. Sen peki başka evin var mı? Yok şu an. Bir tek bu var. Evet, bu var. Ben çok böyle şeylere hevesli bir insan değilim. O kaka oradan gidecek de onun üstüne talaş atacağım. Beni zorlar biraz. Dezavantajları da olabilir ama avantajları benim için çok baskın geliyor. Eşim müzisyen, ses problemimiz yok. Kira vermiyorum, elektrik su parası vermiyorum. Şimdi çok güzel geldi. Hiçbir evet. Masrafı yok yani. Mazot gezersen 4000 liraya doluyor. 100 kilometrede 28 litre. 12 tona göre iyi aslında. 12 ton. Aynen. Elektrik meselesine gelelim bence artık. 5 tane güneş paneli var. Şu an şarj oluyor. Güneş tepede şu an. Şu saatlerde maksimum seviyede şarj oluyor. Bu saatlerde çamaşırı yıkasam mesela benim için daha mantıklı. Bir aküye mi bağlı bu paneller yoksa anlık mı veriyor? Akü, MPPD'ler, şarjırlar, invertörler hepsinin bir matematiği var. 400'lük 5 tane güneş paneli kullanıyorum. 200'lük 4 tane aküm var. Jel akü bunlar. 3 tane paneli birine, ikisine, 2 tane paneli diğer ikisine kullandık ki sıkıntı olduğunda birbirini dengelesin diye. Ve bunları aktaran MPPT'ler var. Tek eksiğim klima. Klimayı da çalıştıracak. Şu an neredeyse %50'sini kullanıyorum bu makineleri kullanarak. Bu aynı zamanda büyük bir hayat terbiyesi gibi bir şey haline geliyor. Büyük aslında. Bir şey de değil ama yani. Ne kadar harcadın? Evet, önemli bir şey. İlk başta benim 50 bin liram vardı. 50 bin lira? Bu otobüs 50 yıl önce. 44 bin liraya aldım. Bir de yol masrafları ile birlikte 50 bin liraya geldi. Param bitti. Ben sanıyorum ki hafif bir kaporta boya, bir kahve dükkanı var Bosna'da, kahve yapıyorum. Oradan gelen parayla azıcık aktarır. Ben bunu eve çeviririm. Küçük bir kaporta boya ile yapabileceğimizi düşünürken gittik, baktık, dediler ki bu saçların hepsi çürük, içindeki profiller çürük. Yok, camların değişmesi lazım, lastiklerin değişmesi lazım. Böyle bir fatura çıktı. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben 305 bin lira cebimden verdim. Onun bir iki katı kadar da sponsorlardan geldi. Aslında kendiliğinden geldi hepsi. Birisi dedi ki, selam, ben camları vermek isterim. Birisi arıyor, ben perdeleri halletmek isterim. Ben bir duyuru mu geçtiniz yoksa bunlar doğal olarak gelişti? Doğal olarak gelişti. Çok hiçbir iyi. Sponsorlu bir fotoğraf paylaşmadım. Evet, ben de onu merak ettim. Talep etmeden kendiliğinden oldu. Boya sponsorun Dio'ydu değil mi? Dio'ydu. Bu otobüsü bugün yapmak istersen tekrar. 1,5 milyon harcarsın. Kaç? Minimum 1,5 milyon artı 1,5 yıl emek.
Eyvallah. Gelin biraz içeri girelim ya. Hadi biraz bakalım. Da içeride konuşalım. Esra, ben içeri girince bir direksiyon dikkatimi çekti. Nasıl sürüyorsunuz? Sistemi farklıdır diye düşünüyorum. Sistemi farklı, birçok şey farklı. Hidrolik aslında. Öyle mi? Ama bir direksiyon boşluğu var. 76 model bir otobüs olduğu için. Freni çok değişik. Üstüne basıyorsun, böyle tüfek gibi kocaman bir şey var, el freni var. Sonra böyle cart 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 3 kere de kuruyorsun. Burada bir kontrol panelimiz var. Kendimizin tasarladığı özel üretim Zoibas için. Temiz kirli su tankı, tuvalet için bir tane gösterge, voltmetre. Onun haricinde burada bir otobüsün şekli var. Hiç bilmeyen birisi de gelip çok rahat bir şekilde ne neredeymiş diye düşünmeden, işte yatak, koridor, ana, ben her şeyi görebilirsin. Isıtıcılar, fanlar, ondan sonra majeratör, ondan sonra water pump, her şey var. İçeride 650 metre kablo kullandık. Şeyi kaplama muhtemelen yalıtım falan var altında diye düşünüyorum. Tabii. Bütün elektrik su tesisatını yaptıktan sonra üzerine yalıtım yaptık. Hem ses hem ısı yalıtımı var. Kauçuk ve keçe kullandık. Onun üzerine de kavakları böyle rek haline getirip onları çaktık. Zaten dışarıda konuşmuştuk. Şurada bir su arıtma sistemimizin zımbırtısı. Yapmasan iyi olur. Su bitti. Su bitmiş olsun. Ya ya öyle istediğin yere gidebilirsin ama suyun biter yani. Bir de burada ocak var. Şimdi ben ocak fırın. İlk gördüğümde şöyle düşündüm, elektriklidir diye düşündüm. Sonra buradaki şeyleri gördüm, gaz çıkışlarını. Bu bayağı tüp. Gazlı. Gazlı. Isıtıcı şeyler çok fazla enerji çekiyor. O yüzden bağımsız yapıyoruz genelde. Aynen. Aşağıda yaptırdığım LPG tankıyla besliyorum. 40 litrelik bir LPG tankı var. Burada bir buzdolabı var. Otobüs özel yapıldı bu arada. Üste bir soğutucu var. Gayet ev tipi. Ve şu an en düşük seviyede çalışıyor. Dolap çok dolu. Evet, yiyoruz içiyoruz. Esra'nın bir kahve ilgisi var arkadaşlar. Zaten Bostan'da kafesi var. Bu da onun kahve makineleri. Evet, 6 yıldır kendi kahve dükkanımı işletiyorum. En son kahve yarışmasında birinci olduk. Evet, onu gördüm ben Instagram'da. Ne ki o yarışma ya? Yarışma var. Sen anlamazsın Başak. Aynen, bu cevap kalsın abi. Bulaşık makinesi A++ bir bulaşık makinesi. İçeridekiler kirli, açabilirsiniz, sen bilirsin. Yok, bu kadar yeterli. Burada bir çalışma odası var, aynı zamanda yatak odası olarak da kullanılıyor. Bitmiyor yani otobüs, bu kadar sanmıyor. Burada bir banyomuz var. Evet. Banyonun perdesi yok, bir süre sonra gelecek. Şeyi unuttuk, şurada bir modemimiz var. Huawei mi onun markası? Huawei. Yani şu otobüse başka modem... Huawei mi? Huawei marka model. Bilmiyorum, ben çok anlamam senin kadar. Özellikle şu an kameramanın arkasında, yani kameranın arkasındaki arkadaşım Soner ve benim en sevdiğimiz markadır. Öyle bu. Mi? Tabii. Aa, çok sevindim. Yani Huawei bu otobüse değer katmış. Artı değer. Dalga mı geçiyorsun? Evet. Yani... Ben ağlayacağım galiba. Yani o derece şu an yani orada. Neyse, buradan da Esra'nın olduğu videoda markaya verdik, veriştirdik. Burada önemli değil. LPG'li termostat su ısıtıcı. Su ısıtıcı var, aynen. Evet. Onu siz orada burada bayağı banyo yapıyor. Oğlum çok, bu kadar çirkin adamın o kadar içine girilir mi? Evet. Arkamda da tuvalet var. Ayrı ayrı tuttuk, geniş geniş olsun dedik. Aynen. Şey gibi, tren tuvaleti evet. Gibi değil mi? Buraya geldiğimde Yiğit'in çalışma masasını görüyorum. Bu Yiğit'in oyuncakları. Evet. Buraları hoparlörler koyuyor bazen. Aynen. Şu an case'te. Burada bir piyano var. Evet. Altta bir... pedallarımız duruyor. Arkamızda da hemen sizin yattığınız, uyuduğunuz bölüm. Burada bir çamaşır makineniz var. Çamaşır makinesi var. Burada sensörlü, her zaman yanan bir lamba var. Şu arka yatağın üstünden de terasa çıkabiliyoruz. Bakabilir miyim? Tabii ki. Geldik salona. En çok parayı neye harcadın? En çok parayı elektrik sistemine harcadım. Ama şu an en az 200 bin lira gider. Yani artık bu da biraz... Dolarla olduğu için. Lüksi de şöyle bir şey yapılmış arkadaşlar otobüsün içerisinde. Kamera sistemi var otobüsün. Evet, güvenlik önemli. Şimdi bu kadar şey var. Sürekli kayıtta olan, önde, arkada ve kapı girişinde olan kamera sistemimiz var. Bunlar sürekli kayıt alıyor. Kameralara internetten bağlanıp görebiliyor musun? Evet. Çıkıştan önce Esra, hani hem bu işe meraklı olan arkadaşlarımız için hem de diğer bu videoyu izleyenler için şeyi merak ettim ben. Mesela kocaman bir artı ve kocaman bir eksi söyleyebilir misin bize? Söyleyebilirim. Kocaman artıyı tahmin edebiliyorum galiba. Özgürlük. Ne? Özgürlük ama her iki yönlü. İstediğin yerde evinin olması. Hem de elektrik, su,
kira ödememek. En önemli eksisi mazot. Türkiye'de mazotun şu an bugün 26,5 lira olması evet. Mesela. Şimdi biz buraya 12 arkadaş gelsek kalabilir miyiz? 5 kişi kalınır aslında. Koltuk sayısıyla kalma kapasitesi aynı aslında. 4 artı 1. Karavan ruhsatı. Bu arada çok önemli bir ayrıntıyı söylemek karavan isterim. Karavan ruhsatı. Evet. Karavan ruhsatı. Ben bunu B sınıf ehliyetle kullanıyorum. Nasıl oluyor? M1 sınıfı motokaravan olarak geçtiği için ben bunu B sınıf ehliyetle kullanıyorum. Otobüs ehliyetiyle. Evet. CİMER'e yazdım teyit etmek için. Onlar da evet kullanabilirsin dediler. Esra, ben her şey için çok teşekkür ediyorum ben sana. Teşekkür bu sıcaklığı kırmadın. Hani burada bizimle birlikte. Bir de sabah geç kaldık arkadaşlar. 7.30-9'da geldik tekrar. Çok özür diliyoruz senden. Ama benim için çok güzel bir video oldu. Böyle bir deneyim yaşadım. Sizin ve emeği geçen herkesin eline sağlık diyorum. Ben Yiğit'e de burada. Ederim. Yiğit benim okul arkadaşım Esra'nın evet. Eşi arkadaşlar. Onu da bu videoda selam gönderiyorum. Başka videoda görüşürüz Esra. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.